Herkese selamlar. Toprak Tarım Seramızda çileklerin olduğu alandayız. Bir önceki videoda çilek dikimleri hakkında bilgi vermeye çalışmıştım. Motor kurulumunu anlatmıştık. Tabii şöyle çilek fileleri o zaman yoktu. Bunları bahçeden yeni çıkarttım. O şekilde ekim yaptım. Şu ikisi hatta üçü Osmanlı çileği. Şöyle çileklerimiz bu şekilde. Şu anlık 14 adet saksıda mevcut. İlerleyen zamanlarda bayağı büyük bir sistem düşünüyorum. O da kısmetse yakın zamanda olacak gibi duruyor. Şu an sistemimiz sadece suyla sulanmakta. Kökler tamamen geliştiği zaman besin olarak vereceğim. Tabii bunların hepsini ayrıntılı olarak anlatacağım. Solucan gübresiyle, kimyasal gübreyle denemeler yapmayı düşünüyorum. Normal tek parça video ekmeyi düşünüyordum. Çekmeyi düşünüyordum. Şu anlık bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir soru gelmişti. Sulama sıklığı, ne kadar sulamamız gerektiği. Sulama her türlü yöne de göre değişir. Havaya, rüzgara, kullandığımız ekipmana, çileğin türüne. Bu yüzden öyle bir genelleme yapmak mümkün değil. O genelleme yapanlara da inanmayın zaten. Sulamayı biz kendimiz ayarlamamız gerekli. Normalde otomasyonlu çalışan sistemlerde şöyle bir aparat var. Şu toprağa soktuğunuz zaman toprağın nemini ölçmekte. Nemi ölçtükten sonra otomasyon sayesinde güneşin durumuna göre tükettiği su değerini hesaplayıp ona göre gübre vermekte. Bizde böyle bir şansımız olmadığı için şöyle elimize torfumuzu alıyoruz. Sıktığımız zaman su gelmiyorsa buradaki torfun sulanması gerekli. Ben şöyle suyu yeni vermeye başladım. Şöyle biraz kendimiz sulayalım. Şuradaki alana. Şöyle yaklaşık olarak 100 mililitre su vermiş olduk. Şöyle elimize aldığımız zaman gördüğünüz gibi topraktan, daha doğrusu torfumuzdan su çıkmakta. Bu bizim için sulama fazlalığı. Yaklaşık olarak şöyle bir saksıya 100 mililitre su koyduk ve fazla geldi. Tabii aşağıdan çöktüğünü hesaplarsak, çökeceğini hesaplarsak yaklaşık 100 mililitre su bunun için yeterli olacaktır. Toplamda zaten 14 adet saksımız vardı. 1,5 litrelik su bizim için yeterli olacak. Tabii bu bir günlük sulama diyebilirim. Her gün bunu kontrol edersiniz. Bu şekilde sulamayı ayarlayabilirsiniz. Burada önemli olan havanın sıcaklığı. Sıcak havalarda bitki suyu çabuk tüketir. Ayrıca sıcak olduğu için, torf yüzeyi de açık olduğu için nemle birlikte su yukarı yükselir. Bunu unutmamak gerek. Sıcak havada çok su, serin ve rüzgarlı havada az sulamak lazım. Özellikle yağmurlu havalarda suyu kısmak gerekli. Eğer suyu fazla verirseniz bitkide mantarı hastalıklar başlar. Önüne de geçemezsiniz. Bu kısımlar önemli. Dediğim gibi şöyle hafif elinize torfu alın. İyice sıkıştırın. Eğer su gelmiyorsa bitkinin suya ihtiyacı var demektir. Su geliyorsa bitkinin suya ihtiyacı yok demektir. Bir de şöyle bir konu var. O da önemli. Eğer biz bitkiye fazla su verirsek suyun fazlası saksından aşağı geçer. Bu da bize İsraf demek. Zaten gübrelerin pahalı olduğu bir dönemdeyiz. Bu yüzden mümkün olduğunca suyu zamanında ve kontrol ederek vermek gerekli. Sabah akşam kontrol ederseniz hem bitki daha sağlıklı gelişir hem de sizin hasat zamanınız kısalır. Şu an çileklerimiz bu şekilde.
aklınıza gelen soruları yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Bugünlük bu kadar. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle.